Gamurç Köprü programından merhaba. Fransa parlamentosunda Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısının gündeme gelmesi bu hafta Gamurç Köprü programının da ana temasını oluşturacak. Konuklarımızla birlikte bu konuyla ilgili yaptığımız söyleşileri ekranlarınıza taşıyacağız. Onların görüşlerini sizinle paylaşacağız. Ama önce İmece Haber Merkezi'nin bu konuyla ilgili hazırladığı haberleri ekranlarınıza getirelim. Siyetlerin vurgulanmaya başladığını görüyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye gönderdiği mektupta inkarı suç saymaya yönelik tasarıyı Türkiye'nin hasmani bulduğunu söyledi. Başbakan bu tür adımların ileri noktalara varmasının Türkiye ile Fransa arasında tüm alanlardaki çok yönlü ilişkiler bakımından sonuçları vahim olacağı gibi sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır uyarısını yaptı. 2006'da Fransa Meclisi'nden geçen bu yöndeki bir tasarıyı Sarkozy'nin ileri götürmeme sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözünüzü tutacağınızı ve telafisi mümkün olmayacak adımların atılmasını engelleyeceğimizi samimiyetle umuyorum, dedi. Tasarının görüşülmesini engellemek için Türkiye'den heyetler Paris'e gidiyor. Top heyeti Fransız iş alemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti de Fransa Meclisi'nde temaslarda bulunacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, tasarıyı Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hesaplara bağlarken Sarkozy'nin popülizm krizi geldi ifadesini kullandı. Çağlayan, yasanın çıkmasının Fransa'ya ekonomik açıdan büyük zarar vereceğini öne sürdü. Vatandaş ister istemez böyle durumlarda, onlar da milli duygularla Fransız mallarına karşı zaman zaman farklı bir tavır içine girebiliyorlar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, tasarıyla ilgili Türkiye'nin rahatsızlığını dile getiren bir mektubu Fransa Meclis Başkanı Bernard Accoyer'e gönderdi. Mektupta teklifin yasalaşmasının Türkiye-Fransa ilişkilerinde tahribat yapacağı, ulusal parlamentoların görevinin tarih yazmak olmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleriyle tasarıya karşı atılabilecek adımları ele aldı. Hem meclis hem senatodan geçip yasalaşması ihtimali yüksek olan tasarıya karşı Ankara'nın Paris Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırması bekleniyor. Tasarı Ermeni soykırımının inkarına 1 yıl hapis ile 45 bin avro para cezası öngörüyor. Hukukçular Fransa'da olası mahkumiyet kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması halinde Doğu Perinçek'in aynı sebepten kendisini mahkum eden İsviçre aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davanın belirleyici olacağını söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perinçek'i haklı bulursa aynı içtihat yine Avrupa Konseyi üyesi Fransa'nın yargısı için de geçerli olacak. Uzunluğu konusunda somut olarak atılacak adımları söyleyebilirim. Konya'da 24. Reform İzleme Grubu toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Meclisi'nde 1915 olaylarını inkar edenlere hapis cezası getirilmesine ilişkin tasarının Avrupa'yı Orta Çağ dönemine geri götüreceğini söyledi. Davutoğlu, tasarının geçmesi halinde Türkiye'nin hem ekonomik hem de diplomatik önlemler alacağını belirtti. Fransız toplumunun tek bir sesle buna karşı çıkmasını istiyoruz. Onlar bu yasa geçmiş olsa bile, şu veya bu dengeler sebebiyle, bu yasa yaşayamaz. Bunu bilsinler. Avrupa'nın merkezinde bu yasa yaşarsa, Avrupa orta çağlardaki dogmalar dönemine geri döner. Türkiye'nin her zaman tarihi arşivleri açmaya hazır olduğunu dile getiren Davutoğlu, ancak bu fırsat verilmezse gittiğimiz her ülkede Fransız kolonileri sömürgeciliği üzerine konuşmaya başlarız, dedi. 2005 yılında yaptığımız teklifi tekrar gündeme getirdim. Buyurun, kimle istiyorsa adil bir hafıza çerçevesinde, ortak tarih komisyonu çerçevesinde bütün arşivleri açarak tartışmaya hazırız, dedi. Ama eğer bu yüzleşme imkanı verilmez ve bir dogma oluşturulursa, gittiğimiz her ülkede Fransız koloniciliğini, sömürgeciliği üzerine konuşmaya başlarız. Bütün Afrika'da. Avrupa Birliği ile ilişkileri de değerlendiren Davutoğlu, AB ile ilişkilerin kopmasının söz konusu olmadığını, ancak Güney Kıbrıs yönetiminin AB dönem başkanlığında gerçekleşecek olan hiçbir toplantıya katılmayacaklarını vurguladı. Biz tanımadığımız bir devleti dönem başkanı olarak muhatap almayız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığındaki hiçbir toplantıya katılmayız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgili onların muhatap alacak hiçbir döküman ya da faaliyetin içinde yer almayız. Fransa'daki yasa tasarısının Türkiye'de siyasetçiler tarafından nasıl algılandığını ekranlarınıza getirdik ve siyasetçilerin bu konuda yaptığı açıklamaları gösterdik sizlere. Fransa'daki yasa tasarısı gördüğünüz gibi oldukça sert bir şekilde Türkiye'de dillendiriliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Fransa arasında yaptırımlardan söz ediyor. Şimdi bizim yaptığımız, deneyimli isimlerle yaptığımız röportajları ekranlarınıza getireceğiz. Avrupa'nın gündeminden düşmeyen Ermeni soykırımı inkarını cezalandıran yasa tasarısı Fransa parlamentosunun konuyu mecliste görüşme kararı almasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Biz de Cengiz Aktar'la birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Öncelikle bu sene her yıl gündeme gelen bir konu bu. Çeşitli vesilelerle seçim döneminde ve 24 Nisan'larda Ermeni soykırımı yasa tasarıları Avrupa'nın gündeminde ve şimdi de Fransa'da. Şimdikinin bir öncekilerden farkı ne? 2001 yılında Fransa bir cümlelik bir yasayla Ermeni soykırımını tanıdı. Bu yasa ve bundan önceki tasarı inkarının cezalandırılmasıyla alakalı. Yani Ermeni soykırımının inkarının ulu orta, kaba bir biçimde, bütün bunlar yasa tasarısında mevcut, inkarının cezalandırılmasıyla alakalı. Başka bir şey bu. Tam olarak yasa metninde Ermeni kelimesi de geçmiyor aslında. Bugün bir tercümede vardı. Soykırımların ulu orta Fransa'nın diyor. Fransa'nın tanıdığı soykırımların diyor. Bu durumda daha önce Shoah ile ilgili, yani Yahudi soykırımı ile ilgili benzer bir yasa olduğu için dolayısıyla bu birebir Ermeni soykırımı yasasını işaret ediyor. Ve Ermeni soykırımının reddiyesi ve dediğim gibi ulu orta, patavatsızca, terbiyesiz bir şekilde falan bütün bunlar var metinde. Peki bunun Türkiye'ye etkileri nasıl olacak? Aslında büyük bir ihtimalle geçmesi bekleniyor bu yıl. Bu yasanın dolayısıyla etkileri de olacaktır. Son dakikada ayaklanan bir dışişleri var çünkü. Yasama süreci şöyle işliyor. Parlamentodan, komisyondan geçmesi gerekiyor. Geçti. Parlamentodan geçmesi gerekiyor. Yani Milli Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Perşembe günü o gündeme gelecek. Ondan sonra Ocak ayında Senato'ya gider. Senato'da bu arada senato seçimleri yapıldı ve orada çoğunluk değişti, sola geçti. Şimdi sol zaten bu konuda taraftar. Yani oradan da senatodan da geçmesi büyük ihtimal dahilinde. Dolayısıyla yasalaşabilir. Türkiye'ye etkisi, yani Türkiye'ye derken tabii bu farklı etkileri var. Bir kere hükümetin ve resmi makamların işte birkaç gündür işittiğimiz bu işte asarız keseriz, yani şunu engelleriz, bunu yaparız, yollarız, yüzünüze bakmayız, küseriz. Bir dolu iktisadi, siyasi, diplomatik, hatta kültürel ve eğitim kurumlarıyla alakalı tepkileri söz konusu. Bunların kaçta kaçı hayata geçecek, geçebilir mi falan, bunları yaşayıp göreceğiz tabii. Bir dolu engel de var tabii, bunları öyle hayata geçirmek kolay değil. Kimisini geçirmek kolay, kimisini geçirmek kolay değil. Ama önemli olan burada, yani bundan Türkiye bunu nasıl kullanacak ve nitekim yani hükümetin vereceği cevaptan ziyade birkaç gündür Türkiye'de yine soykırım konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu bence hayırlı bir gelişme. Yani böyle bir etkisinin olması ve dikkat ediyorum 2008'deki özür kampanyası esnasındaki tartışmalarla 3 yıl sonra aşağı yukarı neredeyse tamına 3 yıl oldu. O tartışmalarla bugünkü tartışmaları karşılaştırdığımda çok daha yumuşak, çok daha sakin bir tartışma ortamı var aslında. Bu hayırlı bir şey. İnkarcılar gene tabii ortalıkta. Ama
Ermeni soykırımından söz edenler de artık rahatlıkla bu konuyu ve bu konunun ayrıntılarını dile getirebiliyorlar. Burada çok önemli bir mesafe kat edilmiş. Köşe yazılarında da bunu fark ediyoruz. Günlerdir köşe yazılarında bu konu işleniyor. Önce kendi tarihimize bakmalıyız şeklinde yazılar da var. Biz de onları paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Marsilya'ya birkaç hafta önce giden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan da orada bir açıklama yapmıştı bu konuda. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye insanı için önemlidir soykırımın tanınması şeklinde bir açıklaması vardı. Aslında Marsilya'ya gitmesi de bu anlamda belki önemli, çünkü milletvekili bu konu gündeme taşıyan milletvekili de Marsilya'dandı. Bir taraftan Ermeni diasporasının isteği doğrultusunda oluyor bu başvurular ve ilerlemeler, ancak oy kaygısıyla yapıldığı yönünde de oldukça fazla yazı okuyoruz. Orası açık yani, çünkü Senato'da bu yıl içinde Mayıs ayında benzer bir tasarı, yani soykırımın reddiyesinin cezalandırılması, inkarının cezalandırılmasıyla ilgili yasayı Senato'ya gömen Sarkozy'nin partisi. Yani niye o zaman geçmedi de şimdi gündeme geldi? Tabii ki seçimlerle alakalı. Fransa'da gelecek ilkbaharda hem Cumhurbaşkanlığı, arkadan da milletvekili seçimleri var. Sarkozy ve partisi zorda. Seçilmeyebilir. Onun için yapmayacağı şey yok. Yani burada dolayısıyla Türkiye onun için hiç önemli değil. Bu Fransa'yı ilgilendiren bölümü. Ama işin bir de özüyle alakalı bir itiraz var ki rahmetli Hrant Dink de bunu dile getirirdi. Yani bu tartışmayı öldüren, tartışmayı yok eden veya engelleyen bir yasanın kabul edilmesi veya yani fikir teatisini, tartışma ve düşünce özgürlüğünü engelleyen bir yasanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylerdi. Türkiye'de ve Fransa'da pek çok insan da benzer şeyleri söylüyor bugün. Yasaya yapılabilecek bir değişiklikle akademik tartışmanın taraflarını bu yasanın kapsamından muaf tutma diye bir, ya yani böyle bir girişim var. Eğer bu gerçekleşirse o zaman çok daha mantıklı olur. Ama son tahlilde görüşüm odur ki, yani bu tip zorlamalarla Ermeni soykırımıyla yüzleşme olmaz. Yani bu Türkiye'deki süreci ilerleten bir şey değil. Çünkü hissiyat had safhada, öfke had safhada, bu tartışma ortamı için yapıcı gelişmeler değil. Dolayısıyla şunun altını çizmek kanaatimce çok önemli. Soykırım burada oldu. Soykırımla yüzleşme de burada olacak. Başka bir yerde değil. Peki bununla ilgili son yıllarda yaşanan gelişmeler var. Hem özür kampanyası, hem Türkiye'de, İstanbul'da ve birçok ilde 24 Nisan'larda anmaların yapılması. Bu konunun nasıl ilerleyeceğini, bu konuyu da ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de hafıza her anlamda geri geliyor. Bu sadece Ermeni soykırımıyla alakalı değil. Yani ulusun inşası döneminde insanların birbirlerine reva gördükleri veya devletin insanlarına reva gördüğü, çektirdiği bütün acılarla ilgili hafıza geri geliyor. Yok olan unsurlarla ilgili pozitif hafıza geri geliyor. Pozitif hafızadan kastım, yani Ermeniler vardı, şunu yaparlardı. Yani Rumlar vardı, bunu yaparlardı. Ve bu dört koldan geri geliyor. Kültürel hafıza geri geliyor bir kere. Yani Ermeni, Süryani, Rum kültürü tekrar keşfediliyor. Akademik hafıza geri geliyor.
toplantı sürekli ardı ardına toplantı yapılıyor sağda solda. Daha geçen gün Hrant Dink Vakfı Diyarbakır'da bölgenin tarihiyle ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Orada soykırım da konuşuldu tabii ama sadece o konuşulmadı. Yani niye soykırıma götüren nedenler üzerinde bilimsel çalışma toplantısıydı bu. Keza yayıncılık artık eskisi gibi değil. Ardı ardına bütün bu yok olmuş, yok edilmiş hafızayla ilgili kitaplar çıkıyor. Filmler yapılıyor. İnsanlar mesela Gomidas Vartabet'i keşfediyorlar. Süryani müziğini keşfediyorlar. Hemşin'i keşfediyorlar. Ermenileri keşfediyorlar. Süryanileri keşfediyorlar ve bunlar yani her gün yeni bir şey keşfediliyor. İnsanlar kendi Ermeniliklerini keşfediyorlar. Vaftiz oluyorlar. Kamusal hafıza geri geliyor. 24 Nisan artık sokakta anılıyor. Dini hafıza geri geliyor. Kiliseler restore ediliyor. Devlet de bunun içinde. O kiliselerde ayinler yapılıyor, dualar okunuyor. Yani bütün bunlar burada oluyor. Ve bunlar yani bu çorbada Fransız meclisinde çıkan bir yasanın ne kadar tuzu var ben emin değilim yani. Peki Fransız meclisindeki bu oylama ve sonrasında yasalaşırsa eğer bunun etkisi bu şu anda aslında dediğiniz tabloda olumlu ya da olumsuz bir daha çok olumsuz bir etkisi olması gibi gözüküyor. Çünkü basında en azından yine provokatörler ve birçok şekilde Ermeni sorunu, Ermeni meselesi şeklinde tırnak içerisinde gündeme geliyor bu konu. Vallahi cin şişeden çıktı. Yani o geri gelen hafızayı engellemek mümkün değil bence. Tabii bu hoş değil olup bitenler. İnkarcılar gemi azıya almış durumdalar. Ama sonuçta yani bütün bu ihtiras ortamı herhalde hızla yok olur gider. Yani bu kalmaz bundan bir şey. Ondan sonra tekrar su yolunu bulur, mecrasına girer. Peki bir soru da dışişlerinin bu son dönemde Fransa Meclisi'nin gündemine gelmesi açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde öylecele bir tırnak içerisinde çıkarma yapması gündemdeydi. İş adamları, iş insanları Fransa'ya gittiler. Burada nasıl bir beklenti doğuyor? Bir de neden bu kadar geç aslında gidilip Fransa'da temas kurulmaya çalışılıyor ya da kimlerle temas kurulması gerekir? Belki diaspora mıdır bunun yeri? Yani diasporayla bir kere yani Anadolu diasporasıyla hiçbir irtibat yok. Yani burada birebir Fransa'yı etkilemeye çalışıyor oraya giden heyet. İşte CHP, MHP ve AKP'den oluşan bir heyet var. BDP'yi almadılar. Bir de iş dünyası var. Yani tamamen tehdit üzerine kurulu bir faaliyet bu. Tutar tutmaz göreceğiz. Ama bunun arkasında çok ciddi yapısal bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soykırımla nasıl halleşeceğini, helalleşeceğini, yüzleşeceğini bilemiyor. Peki bu konuda aslında şu andaki konuşmamızın da minvali buydu. Tartışma başladı nihayetinde ve bir şekilde bu konunun gündeme gelmesinde bu tasarılar da etki yapıyorlar. Bundan sonra nasıl bir şekilde tartışılabilir Türkiye'de? Yoksa sivil toplum alanındaki bu işleyiş devam edecek ve yani bu tartışmaların olması önemli. Bu tartışmaların sükunet içerisinde cereyan etmesi de önemli. Ama esas çalışma yani o derinden giden o demin adını ettiğim geri gelen hafıza o başka bir şey. O çok daha uzun erimli bir iş. Yani orada bir dolu iş yapılıyor. O işler yapılmaya devam edilecek.
O başka bir şey yani. Esas mesele o zaten. Yani esas önemli olan o. Ve bu anlamda toplum devletin fersah fersah önünde. Peki devletin bu konuda, hükümetin daha doğrusu yurt dışında, dış politikada diaspora ile ilgili bir politikası olmadığını söylemiştiniz. Daha önceki bir Gamuç programımıza katıldığınızda bu konuda herhangi bir şey yapamıyordu. O zaman Akdamar'ı konuşuyorduk bu konuda şeyde. Şu anda bu konuda herhangi bir değişme var mı sizce? İşte 2015'e doğru bakanlığın sanıyorum bir task force'u var. Ne yapabiliriz diye oturup kafa patlatıyorlar, düşünüyorlar. İşte Anadolu diasporasıyla irtibat bunlardan bir tanesi. Yani böyle bir talimat var, anlaşılan o. Anadolu Ermenilerinin torunlarının yoğun bir şekilde yaşadığı ülkelere yönelik. Ama bu yani ne kadar tutar, ne olur, yani nasıl bir sonuç verir açıkçası bilemiyorum. Yani şeyi tekrar edeceğim, yani hakikaten devlet bunu nasıl ele alacağını dahi bilemiyor. Yani burada çok ciddi bir sorun var çünkü temeli yanlış. Yani çıkış noktası ya bu işte Ermeni soykırımı oldu mu olmadı mı tartışalım. Böyle bir çıkış noktası. Kabul ettirmek özellikle Anadolu Ermeniler arasında mümkün değil. Yani kimse çıkıp oldu mu olmadı mı, bizimkiler öldü mü ölmedi mi diye konuşmaz yani. Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsviçre'de, İtalya'da falan filan. Yani dolayısıyla yani hükümet bunu yani beceremeyecek. Yani bu mümkün değil. Çünkü burada yani yapısal bir kilit var. Yani bu kilidi açmak kolay değil. O kilit de tamamen yani Türkiye'nin kurucu mitlerinden olmasıyla alakalı Ermeni soykırımının. Yani gayrimüslimlerin bu topraklardan tard edilmeleri, sürülmeleri, yok edilmeleri ile ulusun inşası arasında birebir ilişki var. Dolayısıyla bu öyle kolay kolay kabul edilebilecek, yüzleşilebilecek bir şey değil devlet açısından tabii. Toplum başka. Toplum bu konuda zaten yüzleşmeyi başlatmış olduğunu söylemedik, değindik de. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Bir taraftan da Anadolu Ermenileri olarak söz ediyorsunuz diasporadan. Anadolu Ermenilerin, diasporadakilerin Türkiye ile ilgili siz çok fazla onlarla temas içindesiniz. Gittiğiniz panellerde sizi dinliyorlar. Onların görüşleri size nasıl yansıyor? Size nasıl tepkiler veriyorlar katıldığınız panellerde? Onlar yani iki ülkede, tabii Ermenistan da var bunun içinde, yani üç ülke diyelim, Ermenistan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Anadolu Ermenilerinin torunlarıyla birlikte katıldığım toplantılarda edindiğim intiba, onların da bu meseleye, yani Türkiye'ye, atalarının topraklarına farklı bakmaya başladıkları. Farklıdan kasıt yemini bozmuş durumdalar yani. Yani bir daha adım atmayacağız yemini artık yavaş yavaş bozuluyor. Bu çok önemli. Çok gelip giden var. Keşke şu sınır açılabilse, o zaman hakikaten işler çok daha farklı cereyan edecek. Ama burada bu demin adını ettiğim geri gelen hafızanın somut adımları orada artık anında yankılanıyor. Eskisi gibi değil yani. Ermenistan'dan bahsettiniz. Ermenistan'ın da bu ilişkilerde aslında önemli bir rolü var. Zira Türkiye-Ermenistan ilişkileri ne kadar sekteye uğrarsa, normalleşme ne kadar, süreci ne kadar ertelenirse bu konuda daha fazla gündeme geliyor belki de. Doğrudan bir iletişim kuramadığı için devlet bu konuda neler söylüyor? Yani devletle... Yani devletler toplumların önünü açabilirlerse
Yani bu hem mecazi anlamda hem fizik anlamda. Yani ben Ermenistan sınırını 3-5 kişiyle gidip zorla açamam yani. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer işi bu şekilde kolaylaştırabilirlerse devletler ne âlâ. Ama yapamadıklarında da o demin adını ettiğim hafıza süreci, geri gelen hafıza mecrasında devam edecektir. Aslında şu anda devletlerin yol göstermesi değil, belki de sivil toplumun, toplumlar devletlere yol gösteriyor şu anda. Aynen öyle. Teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Evet, Cengiz Aktar'la birlikte Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısının Fransa parlamentosunun gündemine gelmesiyle ilgili konuştuk. Onun görüşlerini dinledik. Programımıza şimdi devam ediyoruz. Fransa'da Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısının kabulüne ilişkin görüş almaya devam ediyoruz. Deneyimli gazeteci T24 yazarı Aydın Engin'le birlikteyiz. Öncelikle deneyimlerinizden yararlanarak sizden rica edeceğiz. Bize değerlendirebilir misiniz bu konuyu? Bu yeni bir şey değil. 2001'de çıkan o tek cümlelik yasa hatırlayacaksınız. İşte Fransa soykırımı tanırdan ibaret bir yasa. Bunu bir cezai yaptırıma bağlamak için iki girişim daha oldu. 2006'da ve 2009'da bu girişimler sırasında tepkiler doğdu Türkiye'de. Hatta yer yer yürekler acısı, komik tepkiler doğdu. Fransız lahanaları, karnabaharları, elmaları, armutların üstünde tepindiler. İsterik çığlıklar attılar. Ama Fransa'yı vazgeçiren tabii bu çocuksu tepkiler olmadı. Türkiye ile ilişkileri bozmayı göze alamadı o dönemde. Ama şimdi biraz farklı galiba, göze almasını gerektiren Sarkozy veyahut da Fransız partilerinin bir durum var. O da şu, Nisan'da seçimler yapılacak, başkanlık seçimi olacak. Başa baş bir mücadele olacağı, özellikle Le Pen'in partisinin oyları bölme ihtimalinden daha sağda olabilmeyi, daha ırkçı olabilmeyi, yabancı düşman olmayı becerebileceğinden dolayı Sarkozy ucu ucuna bir seçim kazanabileceğini düşünüyor. O yüzden Marsilya, Lyon ve Paris gibi kentlerde yoğunlaşmış olan Ermeni oylarına şiddetle ihtiyacı var. Gerekirse Türkiye'yi de karşısına almayı göze alarak. O yüzden bu defa bu yasa parlamentodan geçeceğe benziyor dediğiniz gibi. Arkasından senatoda ne olur bunu bilemeyiz. Yeniden geri alınır mı filan bunu bilemeyiz. Ama şunu söylemek doğrudur diye düşünüyorum. Hoş bir şey değil bu. Bu konuda sayfalar ve saat dolusu yazılabilir, saatler boyu konuşulabilir, hiç gerek yok. Sanırım 2006'da, yanılmıyorsam 2006'da, ölümünden bir yıl kadar önce Hrant Dink o zaman yine cezai yaptırıma bağlamayı öngören yasa tasarısı tartışılmaya başlandığında bugün gibi hatırlıyorum, hatta tüylerim diken diken olarak, gözlerim dolarak hatırlıyorum. Aynı gün Türkiye'nin ATV, Kanal D gibi en büyük mecralarına çıktı. Hrant'a özgü o bağırmadan gürleyen sesiyle bunun düşünce özgürlüğüne yönelmiş bir saldırı olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak bir açıklıkla söyledi ve ekledi. Ben dedi Concord Meydanı'na gideceğim, bir taşın üstüne çıkacağım ve bağıracağım. 1915'te Ermenilere soykırım yapılmamıştır diyeceğim. Fransa bir kolumdan çekecek. Türkiye'ye geleceğim, Güven Parkı'nda bir taşın üstüne çıkacağım. 1915'te soykırım yapılmıştır diyeceğim. Türkiye öbür kolumdan çekecek, beni belki parçalayacaklar. Ama ben bir aydın olarak, bir aydın sorumluluğu gereği düşünce özgürlüğünü mutlaka savunmak yükümündeyim. Bugün de Hrant'tan daha farklı ve ondan daha ileri bir şey söyleyemeyiz. Söylenecek olanı söyledi, bedelini ödemeyi göze alarak. Bu yasa, hatırlayacaksınız, Fransa'nın söylediği, koyun yapmaya çalıştığı, gerçekleştirir mi bilemem ama daha önce İsviçre'de de var bu yasa. Ve orada Doğuk Perinçek'in o ulusalcı, ırkçı, milliyetçi çıkışı sırasında Talat Paşa yürüyüşü adı altında İsviçre'de bu yasayı çiğnedi. Soykırım yapılmamıştır dedi. Ve kanton mahkemesi düşünce özgürlüğüne girdi diyerek beraat ettirdi. Yüksek mahkeme, yani konfederasyon mahkemesi, üst mahkeme, Yargıtay diyelim bir çeşit. Hayır, bu yasayı ihlaldir dedi, mahkum etti ve şu anda konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Son sözü İnsan Hakları Mahkemesi söyleyecek. İnsan Hakları Mahkemesi eğer Doğu Perinçek'in davası kapsamında bu genel kabul görmüş bir soykırım söz konusudur derse, ne Fransa'nın çıkaracağı kanun, ne İsviçre'nin çıkardığı kanun, ne de başka yerlerde başka değerlendirmede de Türkiye'nin bu konuda kopardığı yaygaranın pek anlamı kalmayacak.
Bir veya 1,5 yıl içerisinde bu yasanın çıkacağını düşünüyorum. Ve Avrupa'nın en yüksek yargı erkinden çıkacak bir karar. Bütün bu siyasi manevralardan, sefil manevralardan demek isterim aslında. Hepsini boşa çıkaracak, daha anlamlı olacak. Hazır bu konuda ama madem nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordunuz, şunu söyleme hakkını kendimde görüyorum. Birkaç günden beri bu konu gene güncel oldu. Nitekim biz de bu programı bugünlerde yapıyoruz. Çünkü işte Fransız parlamentosu konuşacak. Ve düne kadar 1915'te Ermenilere soykırım demeyelim peki, büyük felaket yaşadılar. Bir halk yok edildi. Anadolu'nun en kadim kavimlerinden biri buharlaştırıldı. Yüz binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bilmiyoruz sayısını Ermeni yok edildi. Dendiği zaman veya bu bile denmese, 1915'te kötü şeyler oldu gibi masum bir cümle bile kullanılmış olsa, göz döndüren, ağız köpürten bir takım adamlar birkaç gündür ekranlardalar, Fransa'nın yaptığına, düşünce özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir diye ahkam kesiyorlar ve bu da benim çok ağrıma gidiyor. Şundan ağrıma gidiyor. Fransa'nın yaptığının düşünce özgürlüğüne bir saldırı olduğuna kuşku yok. Bunu mahkum edebiliriz, bunu eleştirebiliriz ama bunu en son yapacak olan Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'de de soykırım olmamıştır değil, soykırım olmuştur demek suçtur. 301. madde Türklüğe hakaret maddesiyle, Türklüğü küçük düşürmek maddesiyle Türkiye'de 1915 üstüne özgürce konuşma imkanı yoktur. Dolayısıyla ve özgürce konuşanlar önce öldürülmezler ama mahkum edilirler. Hrant Dink bundan mahkum oldu. Ben bundan yargılandım. Sonra da öldürüldü Hrant arkadaşımız. Ben 4 yıldan beri bir korumayla yaşamak zorunda kalıyorum. Bütün bunlara baktığım zaman Türkiye'nin bunu söyleyecek en son ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de düşünce özgürlüğüne ağır bir darbe indirilmiş. Bu halkın, bizlerin yakın geçmişiyle hesaplaşmasının önü yasal olarak tıkanmıştır. Yani al birini vur ötekine, halka verir talkını, kendi yutar salkımı. Bu konuda onlarca halk deyişi var. Hepsi Türkiye'ye uyuyor. Güzel bir noktaya değindiniz. Bir taraftan da Türkiye'de köşe yazarları ve medyada oldukça fazla bu konuyu işliyor. Bir haftadan beri köşe yazarları birçok konuda görüşlerini dile getiriyorlar ve Türkiye'de bir tartışmanın da başladığını söylüyorlar. Siz medyanın, basının görüş biçimini, bu konuyu ele alış biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Toplu olarak söylemek mümkün değil. İçinde gerçekten çok saygı duyulan yaklaşımlarla konuyu ele almaya çalışanlar var. Eskiden kalma, ninem zamanından kalma ya da resmi ideolojinin, Kemalist ideolojinin terminolojisini bugün bile hala pervasızca kullananlar var. Ama şu bir gerçek. Yaşımız gereği sizlere göre bizler çok daha eski günleri hatırlıyoruz. Dolayısıyla en karşı çıkanların bile ekranda söylediklerine bakınca aman Allah'ım Türkiye'de bunlar konuşuluyor artık ve bir zamanlar bu konuşulmazdı diye keyifli bir şaşkınlığa düşüyoruz. Yani bal gibi birkaç gün önce soykırım olmuştur kardeşim, bunu kabul etmemek artık kafasını kuma gömmektir diye bir konuşmacı çıktı ortaya ve bir konuşmacı Ermeni sorununda çok aktif, çok böyle cesaretle ortaya çıkan birisi de değildi doğrusu. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye bugün bunları bütün yasal engellere rağmen göze alarak tartışabiliyorsa bunu bedel ödeyenlere borçlu olduğumuzu da unutmayalım. Burada bir terörizm övgüsü yapmıyorum. Ama 1915'le hesaplaşmak için Türkiye Asala eylemlerini beklemek zorunda mıydı? Eğer Asala eylemleri olmasaydı Türkiye bunu tartışabilecek miydi? Bir adım daha atalım. Hrant gibi bir yiğit çıkmasaydı Türkiye bunu tartışabilecek miydi? Akademisyen olarak üniversitelerden kovulma riskini göze alarak, medyada çalışan olarak gazetesinden kovulma riskini alarak Ermenilerden özür diliyoruz kampanyasına imza koyan, vazgeçtim bencileyin örgütleyenlerden biri olmayı, imza koyayı göze alanlar olmasaydı Türkiye bugünleri tartışamayacaktı. Bu bir iyimserlikse evet ben iyimserim. 1915'te Türkiye devlet de engellese er ya da geç hesaplaşacak ve er demek istiyorum ama geç olmayacağı benziyor. Bu beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz görüşlerinizi paylaştığınız için. Aydın Engin'le, deneyimli gazeteci Aydın Engin'le birlikte görüşlerini dinledik. Fransa'da Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısı ile ilgili.
Şimdi ise Türkiye'de Türkçe Ermenice yayın yapan Agos gazetesindeyiz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Robert Koptaş'ın görüşlerini dinleyeceğiz bu konuda. Hoş geldin Robert. Hoş bulduk. Öncelikle bu yasa tasarısı ile ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. Daha sonra diğer konulara da geçeceğiz. Ben birkaç bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Fransa'dan bakıldığında, Türkiye'den bakıldığında ve Fransız Ermenileri bakış açısıyla bakıldığında nasıl değerlendirebiliriz? Ben yasa tasarısını içeriğiyle ifade özgürlüğüne aykırı bir metin olarak görüyorum. Yani eğer bir insan Fransa'da veya başka bir yerde 1915'te Ermenilere yapılanın soykırım olduğuna inanmıyorsa bunu özgürce ifade edebilmeli. Bu bir halkı aşağılamak, şiddet çağrısı yapmak, bir zulmü, bir suçu övmek niteliğine bürünmedikçe, yani sadece bir fikir beyanı niteliğinde oldukça sonuna kadar özgür olmalı. Ve ya tasarı bu haliyle Fransa'da bu konudaki özgür tartışmanın, özgür ifadenin önüne geçecek bir tasarı. Belki amacı 1915'te işlenen suçun inkarını reddetmeyi suç sayması bir tür demokrasi ve insan hakları amaçlayan bir yasa olarak görülebilir. Ama amacıyla fonksiyonu bence çok farklı olacaktır uygulandığı ve kabul edildiği halde. Çünkü ifade özgürlüğü demokrasinin de insan haklarında vazgeçilmez bir unsuru. Bu ifade özgürlüğü olmadıkça ne demokrasiden söz edebiliriz ne insan haklarından. Dolayısıyla bu meselenin Fransa'da tartışılmasına zarar vereceği gibi bir başka boyutuyla Türkiye'de tartışılmasına da zarar verecek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sıkça reddedilen, inkar edilen ve devletin resmi propagandasına malzeme olan bir konu. 1915, soykırım, felaket, katliamlar adına her ne diyeceksek diyelim. Fransa'daki yasa tasarısı bence Türkiye'de bu konuya soykırım demeyi bir anlamda yasaklayan TCK'nın 301. maddesinin bir benzeri. Yani aynı zihniyetin bir ürünü olarak görüyorum. Dolayısıyla meselenin Türkiye ayağına geldiğimiz zaman da Fransa'daki karşı çıktığımız, karşı olduğum şahsen bu yasa tasarısının Türkiye'de de sanki Türkiye'nin resmi tezleri çok doğruymuş, Türkiye bu konuda çok doğru bir çizgideymiş gibi Fransa'nın üzerine çullanmayı, Fransa'yı haksızlıkla itham etmeyi ve Türkiye'nin resmi tezlerini haklı çıkarmayı, meşru göstermeyi yarayan bir şekilde kullanılmasını da doğru bulmuyorum tabii ki. Türkiye eğer gerçekten bu meselenin yabancı parlamentolarda, üçüncü ülkelerde kullanılmasını istemiyorsa, sürekli böyle gündeme getirilmesini, kendi aleyhine bir koz olarak kullanılmasını arzu etmiyorsa, yapması gereken şey çok basit. Geçmişimizle yüzleşeceğiz. Bütün suçları, bütün karanlık noktaları, bütün acı olayları önce bir kabulleneceğiz, öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Daha sonra bunları ders kitaplarımızda, bunlardan duyduğumuz pişmanlıkla yeni nesillere anlatacağız ki tekrarlanmasın. Yani biz eğer bu yüzleşmeyi başbakanın özür ifadesinde kendisini bulan ama yarım yamalak olan ve bir anlamda da siyasi çıkarlara malzeme edilen yüzleşmeyi gerçekten başarabilirsek, bunu gerçekten samimi bir şekilde istersek, o zaman ne Fransa Senatosu kullanacak bunu, ne Amerikan Kongresi kullanabilecek, ne Batı dünyasında Türkiye'yi dışlamak, Türkiye'yi AB'ye sokmamak için fırsat kollayan Avrupa sağcılarının ya da Amerikan sağcılarının siyasetlerine malzeme olacak. Bir taraftan da bu Türkiye'nin peşini çok bırakacağı benzemiyor. Bu yasanın geçmesinde neredeyse %100 gözüyle bakılıyor. Ancak daha sonra Amerika'da seçimler var. Tekrar gündeme gelecektir ve 24 Nisan var. Bir sezon olarak değerlendirirsek eğer bunu bir başlamış görünüyor. Ve aslında Ermeniler, diaspora ve Ermeni dünyası bu konuyu birazcık da samimiyetini belki sorguluyor. Bir taraftan gündeme geliyor ama neden sadece seçimlerde gündeme geldiğini de sorguluyordur. Bunun Türkiye basınında görülüş tarzı da biraz farklı oldu aslında. Hem Orhan Dink'in açıklamaları üzerinden hem de birazcık daha Türkiye'li Ermenileri kullanarak Fransa'ya seslenmek için. Bu konuda neler söyleyebilirsin? Bu konuda tabii çok ciddi bir seçicilik var. Yani Türkiye basını meseleye tam bir milli çıkar kapsamında, bağlamında baktığı için açıklamaların işine gelen taraflarını alıp işine gelmeyen taraflarını bir kenara bırakma yanında. Orhan Dink'in açıklamaları da böyle yankılandı.
Yani sadece diaspora Ermenilerine çağrısı ya da Fransa'daki yasayı doğru bulmayışı öne çıkarıldı. Ama orada biraz önce de benim de vurgulamaya çalıştığım gibi, yani biz bu meseleyi kendimiz çözmeliyiz, kendimiz yüzleşmeliyiz, bu acıyı tanımalıyız, idrak etmeliyiz, buna karşı saygılı bir dil geliştirmeliyiz demeye çalışan da bir insan var. Bu kısmı bir kenara bırakılıyor. Sadece hani bizim işimize, daha doğrusu Türk devletinin işine gelen kısmı alınıyor. Bu da tabii ki çok etik bir durum değil. Benzer bir etik sorun, senin de ifade ettiğin gibi, sürekli seçim dönemlerinde dünyada bu konunun gündeme geliyor olması. Keşke diaspora bunun gerçekten farkında olsa. Ben çok farkında olduğundan emin değilim maalesef. Ve bu konunun Batı diplomasisinin çıkar unsuru olarak kullanılması da bana çok büyük acı veriyor. Yani Ermeni tarihine de, kaybettiğimiz Ermeni canlara da bir tür hakaret gibi geliyor. Bu ne Sarkozy'nin ağzına sakız edilebilecek bir laf, ne Bush'un, ne Obama'nın böyle yan çizerek, sürekli tavır değiştirerek izlediği siyasete malzeme edilecek bir mesele. Bu bizim çok ciddi bir meselemiz. Türklerin ve Ermenilerin, Kürtlerin yan yana gelip konuşarak, diyalog yoluyla birbirlerinin acılarını anlamaya çalışarak çözebilecekleri bir mesele. Buradan henüz çok uzağız. Yani çok olumlu bir tablo çizemem Türkiye'de bu meselenin ne şekilde tartışıldığına dair. Ama geçmişe nazaran çok ciddi farklar olduğu, bu meselede yazan çizen çok sayıda insan olduğu ve entelektüel düzeyde kabul gören bütün aydınların da bu konuda daha vicdanlı bir tavır sergilediği de ortada. Yani geçmiştekinden çok daha farklı bir yerde Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'deki bu değişime, bu açıklık, bu demokrasi çabalarına kredi sağlamak, biraz imkan sağlamak gerekiyor. Ve bence de bugün eğer dünyada bir Ermeni davası varsa, bizim Ermenice'de söylediğimiz şekilde bir Ermeni davasından söz edilecekse, bu Batı parlamentolarında soykırımı tanıtmak yönünde olmamalı. Bu Türkiye'deki demokrasi mücadelesine imkan sağlayarak, onunla omuz omuza durarak, onunla dirsek teması kurarak olmalı. Yani ancak gerçekten demokratikleşmiş bir Türkiye'de Ermenilerin sorunları da çözüm bulacaktır. Ve ancak o zaman diaspora da Ermenistan da daha rahat edecektir bu konuda. Yoksa Paris'te kabul edilmiş, Uruguay'da kabul edilmiş, bunlar küçük başarılar ve aslında da başarı olmayan, nihai amaca çok fazla hizmet etmeyen başarılar bence. Doğru bir yerden eklemek istiyorum. Marsilya'da açıklama yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan konuşmasının sonunda bunun Türkiye'nin demokratikleşmesine etki edeceğini söylüyordu. Tabii bir taraftan diasporanın da faaliyetlerine devam etmesini istiyordu. Diasporanın buradaki etkisi, daha doğrusu bu sorunun Türkiye'de çözülmesi üzerine nasıl bir etkisi olabilir? Ya da nasıl bu diasporayı Türkiye'ye taşıyabiliriz bu konuda? Nasıl tartışma yaratabiliriz? Tabii ki çok zor bir mesele. Yani belki bizim için söylemesi kolay ama diasporada yaşayan insanların haleti, ruhiyesini bildiğimiz zaman, bütün bu 100 yıllık süreci de göz önünde bulundurduğumuz zaman, hep inkar, hep aşağılanma, hep dışlanma, Türk devletinin resmi propagandasına maruz kalma süreçlerini göz önüne aldığımızda, oradaki öfkenin, oradaki Türkiye'ye karşı şüpheciliğin ve bir anlamda bazen de nefretin gerekçelerini görebiliyoruz. Bu ama işin bir boyutu. Bir de psikolojik boyutundan başka stratejik ve siyasi boyutu var. Ve bence bugün gerçekten olumlu bir siyaset geliştirmek istiyorsa Ermeni diasporası, biraz önce bahsettiğim gibi, Türkiye'deki değişim imkanlarını birebir gözeten ve onu yakından gözleyen bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün diasporadan herkesin rahatlıkla konuşabileceği, herkesin rahatlıkla proje üretebileceği, birlikte çalışabileceği az da olsa ciddi bir entelektüel kesim var. Sivil toplum kuruluşları var, gazeteler var, gazeteciler var, akademisyenler var, üniversiteler var. Bu 30 sene önce olan bir imkan değildi. 20 sene önce bile olan bir imkan değildi. Bu Agos'la, Hrant Dink'le, Ragıp Zarakoğlu'yla, Taner Akçam'la ve ondan sonra gelen Türk aydınlarının çabalarıyla oldu. Bu imkanı değerlendirmesi lazım diasporanın. Türkiye'ye dair projeler geliştirebilmesi lazım. Bunu kendine artık kabul ettirebilmesi lazım ki bu Türkiye, bu topraklar, Anadolu toprakları bizim öz vatanımız. Hala öyle üzerinde
Türk bayrağı dalgalanması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü geçmişte de zaten Osmanlı bayrağı dalgalanıyordu. Yani Ermeni toprakları olarak kabul edilen topraklar eninde sonunda Osmanlı Devleti'nin sınırları içindeydi. Ve o toprakları tekrar sahiplenmek, o topraklarda kendi kültürümüzü yeniden üretebilir hale gelmek, o topraklarda bugün yaşayan insanlarla yan yana gelebilmek, onlarla beraber şarkı söyleyebilmek, aynı suyu içmek, bunlar hani naif gelebilir. Ama çözümün yolu sadece bence buradan geçiyor. Çünkü eğer iş sadece diplomasiye, sadece çıkar ilişkilerine, sadece güç dengelerine kalırsa şunu da görmek lazım ki Türkiye her zaman çok daha güçlü, Batı dünyası için çok daha önemli bir müttefik. Ermeniler, Ermenistan çok daha göz ardı edilebilir, gözden çıkarılabilir, çok daha az etkisi olan bir topluluk ve o stratejik kavgada her zaman Türk Devleti'nin tezleri ağırlık kazanacaktır eninde sonunda. Ama eğer biz insanlarla konuşabilirsek Ermeniler olarak, Türkiye'den ve dünyanın başka yerlerinden Ermeniler olarak, Türklerle, Kürtlerle, Müslümanlarla dertlerimizi paylaşabilirsek ve onlara, bir kişiye bile o derdimizi anlatabilirsek, bu önümüzde çok yeni kapılar açacak ve asıl o zaman Türkiye'nin resmi tezleri ve Türk Devleti'nin bu konudaki tavrı gerçekten zayıflamış olacak. Belki de burada son olarak Başbakan'ın özür, tam olarak özür olmasa da Dersim katliamı ile ilgili açıklamaları birazcık diasporayı Türkiye'ye getirmek yönünde umut yaratmış da olabilir. Hem de tam senin dediğin gibi Cengiz Aktar da bu konuda olarak diaspora Ermenileri yerine Anadolu Ermenileri cümlesini, tümcesini kuruyordu. Belki birazcık da buradan bakılabilir. Hemen bunun arkasından sormak istiyorum sana. Patrikhane'nin yaptığı bir açıklama var. Ona da değinelim. Bu açıklamayı nasıl buluyorsun? Patrikhane'nin yaptığı açıklama bugün gazetelerde de oldukça fazla yer buldu çünkü. Evet, böyle durumlar karşısında Patrikhane'nin genel olarak yıllardır, 10 yıllardır geliştirdiği bir var olma, hayatta kalma stratejisinin sonucu bu metin. Yani Türkiye Ermenilerinin de gerçekten ne düşündüğünü çok yansıtan bir metin değil. Çok zayıf bir dili olan, sanki sadık vatandaşlar olduğumuzu ispatlama amacı güden bir metin. Ve bu anlamda benim iki gündür bu metin ortaya çıktığından beri konuştuğum, temas ettiğim bütün Türkiye'li Ermeniler bile bir tür alayla, bir tür istihzayla yaklaşıyorlar bu metne. Çok değerli ve Türkiye'nin tezlerine de yarayacak bir metin değil bence. Çünkü dışarıdan bakıldığında da Patrikhane Türkiye'de bir rehin olduğu için ve baskı altında olduğu için bu açıklamayı yılları yapıyor, bu dili kullanıyor, izlenimi uyanıyor. Ve bu anlamda bizim çok ciddiye almamız gereken metin değil. İnsanların gerçek ruh hallerini yansıtan bir metin değil. Bence tam tersi, bizim Türkiye Ermenileri olarak ve Patrikhane'nin de sadık vatandaşlar olduğumuzu, Türk Devleti'nin yanında olduğumuzu ispatlamanın artık modası geçti. Böyle bir çaba anlamsız bir çaba. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca zaten böyle yaklaşıldı. Ve o yüzden biz kendi kendimizi de bir anlamda ikinci sınıf vatandaş yapar hale geldik. Tam tersi, bizler eşit vatandaşlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak ne düşünüyorsak, geçmişteki acılarımızı toplumumuzla, bütün büyük toplumla, komşularımızla paylaşarak ve bundan da çekinmeden, bundan da gocunmadan, tam tersi bunun daha anlamlı olduğunu hesaba katarak strateji geliştirmemiz lazım. Biz aşureyimizi zaten paylaşıyoruz. Fransa'da, Senato'da böyle bir tasarı görüşülürken aşurenin ortaklığından, aşurenin sunulduğu tabaktan bahsetmenin çok yeri yok. Biz gerçekten söyleyecek sözümüz varsa söyleyelim. Fransa'daki Senato'daki tasarıya karşıysak neden karşı olduğumuz açık açık söyleyelim. Ama bunu yaparken de Türkiye Devleti'ne de söyleyeceğimiz sözler varsa, Türkiye'de de şikayetçi olduğumuz şeyler varsa bunu da söyleyelim ki dışarıdan bakan insanlar bizim korkmadığımızı, bizim gerçekten tavır geliştirebildiğimizi, bizim gerçekten siyaset üretebildiğimizi görsünler ve söylediğimizi ciddiye alsınlar. Ben bu aşure benzetmesinin hakim olduğu metnin Türkiye basınında ciddiye alınacağını ama Avrupa'da, dünyanın herhangi bir yerinde, Ermenistan'da sadece bakın zaten Patrikhane rehin, o yüzden böyle konuşmak zorunda, o yüzden böyle konuşuyor duygusu uyandıracağını çok iyi biliyorum. Bu belki de Ermenileri sadece iyi meze yapan insanlar tanımlamasına da birazcık benzerlik taşıyor. Alet Gıcır'ın ben topik değilim. Evet, yani bizim ortaklıklarımız sadece yemeklerde, sadece şarkılarda değil.
biz sadece geçmişte ortak değildik, biz gelecekte de ortak olmak istiyoruz. Ve o ortaklık sadece aşure ile kurulamaz, sadece topikle kurulamaz senin dediğin gibi. O ortaklık yeni bir Türkiye'yi, demokratik bir Türkiye'yi inşa etme çabasında bizim katkımızla doğru orantılı olacak. Onu başarabilirsek gerçekten ortak olacağız. Eğer başaramazsak zaten aşurenin de çok bir anlamı kalmayacak. O aşure çok tatsız, çok acı bir aşure olacak. Son bir soru sormak istiyorum. Yasa tasarısı onaylandıktan sonra Ermeni soykırımını inkarı cezalandıran yasa tasarısı özellikle vurgulayalım. Zira daha önce zaten Ermeni soykırımı konusunu tanımıştı, bunu tanımıştı Fransa. Onaylandıktan sonra neler bekliyorsun? Türkiye'de ve Avrupa'da neler olabilir? Onaylanacak gibi görünüyor. Senin de dediğin gibi büyük bir olasılıkla son anda bir şey çıkmazsa. Bu bence hoş bir gelişme olmayacak. Çünkü muhtemelen bir takım bu konuyu siyaset malzemesi yapmak isteyen Türkiye'den milliyetçi kesimlerin Fransa'da yapılacakları bir takım şovlara, bir takım çıkartmalara vesile olacak. Belki Talat Paşa yürüyüşü gibi geçmişte yapılan yürüyüşlere tanık olacağız. O yürüyüşleri düzenleyenlerin birçoğu bugün Ergenekon davasının tutukluları, İşçi Partisi'nin, Kemal Kerinçsiz tayfasının önü çektiği yürüyüşlerde onlar. Belki bugün onların devamı yaşanacak ve Fransa'da bu anlamda daha da sert günler yaşanacak belki de. Hayal edebiliyor musunuz? Binlerce insan diyelim ki Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır pankartı altında Paris'te yürüyüş yapıyor. Fransız devleti ne yapacak? Bu binlerce insanı tutuklayacak, hepsine 45 bin euro para cezası mı verecek? Dolayısıyla bu yasanın uygulanması çok zor muhtemelen ve öyle bir o zorluk aynı zamanda bizim burada Türkiye'de bu meseleyi daha rahat konuşmamızın da önüne bir engel olarak geçecek. 301. maddeyi meşrulaştıran, bakın Fransa'da öyle varsa biz de bunu yapmalıyız, bunu korumalıyız diyen bakışı güçlendiren bir uygulama olacak muhtemelen ve zor günler geçireceğiz. Ben gerçekten geçmişte böyle de düşünmeyen Hrant Dink, Paris'e gidip ben soykırım olmamıştır derim bu yasa tasarısı demişti. Ben şahsen o zaman daha gençken buna kızmıştım. Anlayamamıştım neden böyle dediğini. Ama yaşadıklarım, biraz olsun tecrübelerim ve Türkiye'de bu meselenin nasıl çözülebileceğine dair edindiğim izlenim Hrant Dink'in haklı olduğunu söylüyor. Ve bugün ben de inşallah bu yasa tasarısı Senato'dan geçmez diye düşünüyorum. Aktardığın görüşler için çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da basının nasıl gördüğünü aslında konuştuk seninle birlikte. Ermeni soykırımı ile ilgili yasa tasarıları Fransa'nın, Avrupa'nın ve hatta Amerika'nın gündeminde kalmaya devam edecek gibi. Mayıs 2012'de Fransa'da yapılacak seçimler öncesinde, Nisan ayında 24 Nisan'da soykırım anma gününde ve Amerika'da 2012'de beklenen seçimlerde bu konu işlenmeye devam edecek. Gamuş'ta bu hafta çeşitli görüşlere yer verdik. Geçtiğimiz hafta bu konu nasıl ele alındığına baktık. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla Gamuş'ta tekrar karşınızda olacağız.